Yatmadın mı yine? Aman yatmasan yatma. Çok umurumdaydı. Ne bu surat be, mahkeme duvarı gibi? Mahkeme duvarı mı? Evet öyle olabilir. Ama en azından boya lekesi yok. Olmuş işte be. Ne yapalım yani? Sana inanamıyorum. Bu haltı işliyorsun. Bari azıcık utan. Ne diyorsun sen be? Alkole batırılmış gibi kokuyorsun Mustafa. Üstelik ucuz alenciler gibisin. Pespaye, perişan. Öf be, öf be. Gün boyu itle çakalla uğraş. Bir de gel. Bu saate kadar yatmamışsın zaten. Seninle mi uğraşacağım? Sen dışarıdayken aklım sende kalıyor. Düştün mü, kalktın mı? Sana ne be kadın, sana ne ha? Sana ne, laf mı laf? Ben senin karınım Mustafa, karınım. Ne olur sanki sen de işten çıkınca evine gelsen, çocuklarınla ilgilensen. Evimizin beti bereketi kaçtı. Ya yeter be yeter. Mustafa, bu saatte senin durdurduğunu çekemem. Artık tükendim ben, yoruldum. Seninki artık her sınırı geçti. Ahlaksızlığa vardı Mustafa, ahlaksızlığa. Bana bak, lafını tart da konuş. Bu eve attığın her adımda pislik taşıyorsun Mustafa. Pislik. Pislik ha? Pislik. O zaman bu pisliğin yanında kalma. Çık dışarı. Soğuk nevale. Sabahlar kızım. Sağ ol baba, sana da. Kahve içer misin baba? Gerçi kahvaltı etmedik ama çocuklar kalkana dek uyumazsın sen nasılsın? Çok iyi olur be kızım. Tansiyon mansiyon derken uzun zamandır kahvenin tadını unutmuştum valla. Buna. Ne bileyim baba. Sorsan da anlatmaz ki. Devam ediyor mu yine? Nasıl? O edepsizliklerini sürdürüyor değil mi? Senin sabrına, olgunluğuna karşılık bunun eşekliği. Hey Allah'ım hey. Burnu kırılmadan doğru yolu bir bulabilse şu çocuk. Dua ediyorum baba. Her namazın arkasından, her aklıma geldiğinde. Çocuklar düşündürüyor beni baba. Onların önünde yapıyor her şeyi. Hiç önünü arkasını düşünmüyor. Hakan şimdiden hayran hayran bakıyor babasının saçmalıklarına. Avanaklığına demen lazım, avanaklığına. Kazık kadar herif. Tövbe tövbe. Neyse kızım, darlandırma kendini artık. O da bir gün gelir hizaya. İnşallah gelir. Beyimiz sigara öksürüğüne tutuldu baba. Paket taşıyor artık. Yalan mı küçük bey? Abartma anne, abartma. Ne oluyor size be? Ne oluyor? Hepiniz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Yeter artık. Ne oluyor be sabah sabah? Ne bileyim baba. Annem tribe girdi sabah sabah. Dalaşacak yer arıyor. Bilmez miyim?
Mustafa. Çocukları da benzettim kendine. Olur. Al öyleyse sen kendine benzet. Hakan Mıymıntı'nın teki olsun. Filiz'i de al, o komşu karılarına götür. Orada kafanızı sallaya sallaya büyü yaparsınız, olur mu? Allah'tan kork. Büyü dediğin şey... Sadece Kur'an okuyoruz biz. Ders dinliyoruz. Tamam be. Ne haliniz varsa görün. Mustafa. Sülalemizde bile yoktu. Ama ben sana peygamberin adını verdim Mustafa. Azıcık zehrini yut hiç olmazsa. Sopayı alıp senin kemiklerini kırmayı isterdim. Ama yapamam. Benim bedduamı alma Mustafa. Karının bedduasını alma. Yahu insan bir selam verir. Senin yatakta sağ taraf diye bir şey yok mu? Yok be Ahmet. Ne bileyim işte. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. E anlat o zaman. Hem ortağız diyoruz hem de bir halini söylemiyorsun. Nasıl iş bu? Yahu ne bileyim işte. Ağzımın tadı yok. Hanım bir taraftan, peder bir taraftan. Bir de yetmezmiş gibi. Başımı yastığa koyar koymaz. Uyumuyor musun? Uyuyorum uyumasına da. He boşver ya. Lüzumsuz bir şey işte. Anlat Allah aşkına anlat. Her gece bir rüya görüyorum. Ne bileyim, son zamanlarda iyice... Ya keçilerimi kaçırıyorum ne? Ne oluyor? Ne? Rüyanda yani. Bir adam var. İhtiyar bir adam. Önce dik dik bakıyor. Sonra... Sonra? Bana vurmaya başlıyor. Yani bildiğin tokat işte. Adam beni tokatlıyor ya. Yapma ya. Gülme ya. Elim ayağım kesiliyor. Kalkınca yüzümün yandığını hissediyorum. Ortak ben sana... Evet. Ne oldu? Hiç yok bir şey. Mustafa, eğer tahmin ettiğim şeyse bunu çözmeliyiz. İşin suyu çıkmak üzere. Su falan çıkmaz merak etme. Para çekiyorsun kasadan. Alacakların geliyor. Kumar değil mi yine? Sonra konuşuruz. Mal almaya gidiyorum ben. Bazen hayatımızdaki her şey Arap saçına döner. Tıpkı Mustafa'nın hayatında olduğu gibi. Musibetlerin peş peşe geldiğini, bütün göklerin kara bulutlarla kaplandığını anlarız. Böyle zamanlarda kendimize sormamız gereken ilk soru şu olmalıdır. Acaba en kötüsü bu mu? Anne, ben de gelsem olur mu? Ödevlerin bitti mi? Evet. Gel o zaman. Baba biz Hayriye Hoca Hanım'a gidiyoruz. Çay filan istersen Hakan yapıversin. Tamam kızım. Uğurlar ola, uğurlar ola. Dede, onlar uçtu uçtu. Biz takılırız, boşver. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. İyilik yapmaya insan kendinden başlayacak. Önce kendin, sonra ailen, sonra akrabaların, sonra memleketin, bütün cümle alem. Ama evvela kendi nefsinle mücadele edeceksin. Sonra ailen gelir. Çocuğuna hanlar, hamamlar bırakmadan önce iyi bir ahlak, iyi bir huy bırakacaksın. Asıl miras bu. Kestirip atmayacaksın. Koca karısına... Kadın kocasına sabredecek.
bu müessese sabır gerektirir. Ama ecri de fazladır. Peygamberimiz demiştir ki, eşler muhabbet içinde el ele tutuştuklarında günahları parmaklarının arasından su gibi akıp gider. Yanlış varsa sabırla, duayla, telkinle mücadele edeceksin. Bütün dünya malını kazanacağına yüreği temiz, imanı tam bir insan kazan. Daha iyi değil midir? Şimdi... Dur lan orada. Süre istedin, süre ver. Hani lan para? Şey, haklısınız ama... Haklıyız tabii. Seni gebertmek bile haklı. Neyse, yarın sabaha kadar süre sabır. Yarın sabaha kadar. Eğer para gelmezse ciğerini sökerim lan senin. Ciğerinden bile kıymetlisini. Belki ha? Konuşalım mı? Neden konuşamıyoruz Mustafa? Nedir aramızı ördüğün bu duvar? Bak çekemem senin edebiyatını şimdi gece vakti. Sıkıntılarımızı paylaşmayacak mıyız Mustafa? Ne olacak lan paylaşsak? Ne olacak sanki? Aşarız hepsini Mustafa. Çalışır, çabalar, dua ederiz. Sen yeterince ediyorsun zaten. Evin her yeri tesbih tülbent oldu. Fena mı Mustafa? Bak çocuklarımız büyüyor. Onları, kendimizi kime emanet edeceğiz Allah'tan başka? Sen de bıraksan içkiyi, kumarı. Namaza... Sus be, sus. Senden mi öğreneceğim ben bunları? Sana ne? Yapma Mustafa. Ulan ben nelerle uğraşıyorum? Nelerle? Git Sibar Nurten, çıldırtma beni. Bak böyle, bakma. Mustafa! Mustafa dedim sana! O da anasının kıymetlisiydi. Ben o zavallıyı gittim de senin gibi hayvana gelin diye aldım. Bu edepsizliğine razı olamam. Anladın mı? Razı olamam. Git demedim sana. Allah seni ıslah etsin. O her Allah'ın günü duayla, hayırla anıyor seni. Senin yediğin erzeğe bak. Allah seni ıslah etsin. Bilmiyorum Hayriye abla. Daha fazla dayanamayacağım galiba. Anlıyorum. Anlıyorum kızım da. Hani derler ya, nikah helal, ayrılmak hak.
Ama bu meselelerde büyüğün lafı bir yere kadar. Ondan ötesi sana, senin basiretine kalmış. Ama nasıl söylesem? Her gün daha kötü Hayriye abla. Nurten, sen bağrına taşı basar çekilirsin. Ama ya çocuklar? Onların gönül kemikleri incedir kızım. Kırılıverir. Nasıl dayanırlar? Ne ederler? Zor iş, zor. Mustafa çabuk gel. Filiz yok ortada. Okula teyzesine falan sordun mu? Yok, hiçbir yerde yok. Allah aşkına çabuk gel. Neyse, yarın sabaha kadar süresin. Yarın sabaha kadar. Eğer para gelmezse ciğerini sökerim lan seni. Ciğerinden bile kıymetlisin belki ha? Kızınızın fotoğrafını aldık. Gerekli muameleyi başlatacağız. Sizi tehdit edenlere de baskın yapacağız. İnşallah kısa zamanda bulunur sağ salim. Sağ Sakin ol. Komiserim. Sağ ol. İyi geceler. Üç gün oldu. Bir haber yok. Kumarhane sahibini araştırdılar. Hiçbir şey yok. Yok, yok, yok! Allah büyük. İnşallah kavuşuruz Filiz'ime. Kızın için dua et. Ve kendin için. Thank you.
Oraya git. Dediğimi yap. Yap dediğimi. Hakan! Hakan! Ne oldu ne? Bir haber mi var? Hakan benimle gel. Çabuk! Çabuk çabuk çabuk! Kardeşini eve götür, çabuk. Hemen. Babamı orada bırakmamalıydım. Ne yapacaktın ki oğlum? Çıkar gelir inşallah. Anne, babamı hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Önce camiye gittik, biliyor musun? Camiye mi? Evet. Babam sanki bugün başka bir adamdı. Çayın var mı hanım? Arabayı verdik. Elde avuçta ne varsa benim borca yatırdım. Olsun Mustafa. Allah yine verir. Filiz evde bizimle ya. Gerisi önemli değil. Öyle öyle. Hadi. Mustafa. Efendim? Nasıl oldu bu? Yani nasıl birdenbire? Adam oldum değil mi? Hayır ama... Bilmem. Belki baygındım. Uykudaydım belki. İlk tokatta anlayamadım. İkincisinde de. Kırkıncısında da belki. Ama sonunda... Sonunda anladım şükür. Bir tokat Nurten. Bir tokat. Hadi gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.